Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a soruyorlar, sen Rab'ın diyorsun, nasıl bir Rab? Altından mı, gümüşten mi? Bak bizimkiler taştan, ağaçtandır diyorlar. Rab'ınız var bize. Ayet-i kerimeler geliyordu. قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدْ اللّٰهُ الصَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدْ O Allah birdir, tek. Hiçbir şeye ihtiyacı yok. Bilakis yarattı, her şeyin kendisine muhtemelen. Doğmamış, doğurulmamıştır. Hiçbir varlık ona, hiçbir konuda denk değildir. Ve Kur'an baştan sona bize Rabbimizi tanıtıyor. Hazreti Muhammed gibi bir öğretmenimiz var, bir rehberimiz var, bir liderimiz var. Yapmış olduğu davranışların bir kısmı peygamberliği icabıdır, çok güzel. Bir kısmı kişi olarak, bir insan olarak ama çok güzel. Peygamber olarak da örnek, devlet başkanı olarak da örnek, hakim olarak da örnek, kumandan olarak da örnek, öğretmen olarak da örnek. Hayatın bütün safhalarında her insanın kendi branşında örneklik bulabileceği bir insan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bir ümmet var, İslam ümmeti. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ Birbirlerine kardeş. Allah Celle Celaluhu o toplumu birbirlerine kardeş eylemiş. İmana dayalı bir kardeş. Irkları başka da olsa, dilleri başka da olsa, coğrafyaları başka da olsa, geçmişteki hayatları başka da olsa, Müslüman olduktan sonra yepyeni bir anlayışla, yepyeni bir hayat kazanıyor ve kardeş oluyor. O noktaya geliyor ki, وَيُؤْتِيُونَ عَلَى أَنْتُزِهِمْ وَلَوْتَلَ بِهِمْ قَسَاسًا Bir şeye çok ihtiyaçları olsa bile, kardeşlerini kendilerine tercih ediyorlar. İşte, Mekke'den gelen muhacirleri bağrına basan Ensar topluluğu. İşte bizim hikayeleri çok dinlediğimiz, bir kişilik yiyeceği misafir çağırdıkları zaman lambayı söndürerek ellerini sofraya boşuna götürüp getiren ve sadece misafirin doymasını isteyen insandır. Kardeşlik. Bu kardeşliğin devam etmesi için hiç şüphesiz İslam'ın çok iyi bilinmesi yasaktır. Özel hayat korunmuştur vesaire. Rabbul Alemin'i çok iyi bilerek sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı kendilerine bir rehber, bir örnek alarak rahmete dayalı İslam toplumunu gerçekleştirmeleri gerek. Bu olmazsa Allah da Müslümanlara rahmet etmeyeceğini söylüyor. Demek ki okuduğum ayetin devamı bunu söylüyor. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ Müslümanlar, ancak Müslümanlar birbirlerinin kardeşleridir. فَاَصْلِحُ بَيْنِ اَخَوَيْتُ Kardeşlerinizin arasını sayın. Bir kol bozgunculuk varsa, yanlış bir davranış varsa görmezlikten gelmeyin. Müdahale edin. Karşıdaki kavga ettiği insanlarla beraber yanlış yapan insana siz de vurun. Hakka gelince kadar. Yanlışı yaşatmayın. Zalimin elinden tutun. Mazluma yardım edin. فَاَصْلِحُ بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ Kardeşlerinizin arasını düzelt. Zalim de olsa, mazlum da olsa. Düzelt. Yardım edin. Bildiğiniz hadisi. Mazluma yardım. Ne de yardım? Eğer bunu yapmazsanız لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ Belki bunları aralarını ıslah edin ki Allah size merhamet etsin diyor. Bunun aksini düşündüğümüz zaman manana çıkar. Kardeşliğinizi bilmezseniz aranızı Allah'ın kanunlarına göre ıslah etmezseniz merhamet toplumunun icabını yerine getirmezseniz Allah da size merhamet etmez. O bakımdan bir kere daha dinimize, kitabımıza ve peygamberimize dikkatimizi çekelim inşallah. Kur'an'ı
yaşanan bir kitap haline dönüştürmek için elimizden gelen çabayı sarf edelim. Kur'an, Akif'in dediği gibi, inmemiştir hele Kur'an, şunu hakkıyla bilin. Ne mezarlıkta okumak, ne de bal bakmak için. Kur'an, toplumu şekillendiren, hayat veren, biçimlendiren kitaptır. Onu sadece ölülerimize değil, bilakis dirilerimize indirildiğini anlayarak okumamız lazım. Hayatımıza uygulamamız lazım. Benim elimde Kur'an olacak, tüccarın elinde Kur'an olacak, öğretmenin elinde Kur'an olacak, makamın elinde Kur'an olacak, devlet başkanının elinde Kur'an olacak. Nasıl ki böyle küçük küçük, yalnızlı yalnızlı bir kısım kitaplar ceplerinde düşünmüyor, şu davranışlarımız yasalara aykırı mı düşüyor, doğru mu düşüyor, sık sık kontrol ediyorlar. Aynen onun gibi her bir Müslüman, yaptığınız her hareket Kur'an'a göre nasıl oluyor? Allah Celle Celaluhu bundan razı mıdır, değil midir? Öğrenmemiz lazım. Okullarımızın birinci ders kitabı Kur'an olması lazım. Kur'an hepimizin elinde bakılıp okunan ve yaşanan kitap olması lazım. Perişanlığımızın altında Kur'an'dan hayır vadilere düşmemiz yok. Bunu sağlıyorlar. Aramızda bizim kardeşliğimizi bozacak resmi ya da gayri resmi bir sürü ehli küfrün insanları cirit var. Bunları biliyorsunuz, gazeteden okuyorsunuz, ay yuka çıkıyor. Türkiye ve Pakistan ülkeleri casus kaynıyor. Yabancı vakıfların insanları, finansmanını oralardan alıp aramızda kaynıyorlar. Hepsinin bir ortak amacı var, Müslümanları Kur'an'dan uzaklaştırmak. Eğer Kur'an'dan uzak bir boşluk meydanına getirebilirlerse, arkasından tanassur etme planları devreyebilecek. Bunu nasıl başlamışlar, biz de hayret ediyoruz. Kendi karşımızdan bir misal vereyim size. Doğuda medreselerde belki 15 yıl insanları okutuyorlar. Emsila, Bina, Maksud, İzzi, Şerdunmuni, Hamdun Mahatlı, Sadullah vesaire vesaire kitapları okuyorlar. Sonuçta Arapçayı çok iyi bilen, birbirisini çok iyi bilen insanlar olarak yetişiyorlar. Fakat bir kere olsun ne olur, Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okutup bitirmiyorlar. Nasıl başladılar? Bizi Kur'an'ımızdan bu kadar uzak düşürdüler, insan hayretler içerisinde kalmıyor. Onun için değerli kardeşlerim, aslında dert bellidir, çaresi de bellidir. Gerisi bizim insanımıza, aklımıza, kendi hayatımıza değer verişimize var. Eğer biz kendimizi seviyorsak, kendimize değer veriyorsak, bir gün bu dünyada muhakkak gideceğimize ve Cenab-ı Allah'ın huzurunda hesap vereceğimize kesinlikle inanmışsak, ki inanıyoruz elhamdülillah, o zaman bunun icabatı nedir? Yapma gayretinde olmamız lazım. Ferde de değil, cemaat olarak, toptan, hep beraber, sırt sırtta, omuz omuza bile bile, yarışarak inşallah. Allah Celle Celaluhu böyle günleri inşallah bu tür nesillerin yetişmesine vesile eylesin. İnsanlarımızı yeniden İslam'a, yeniden İslam'a döndürsün. Yeniden bu toprakları ve bütün dünya topraklarını barış ve huzurun en büyük vesilesi olan İslam'la şereflendirip hayatta İslamiyet'i hakim kılsın.